şeysin ya? Ya sen kendi ağzına söz vermedin mi? Hani birlikte gidecektik maça? Ben defasın derinlikleriyle kanonu zenginliklerini görecektim ha? Hasta mısın kızım sen ya? Olacak bir şey söyle. Babam bizi ne yapar biliyor musun? Ulan istifa edeceğim şerefsizim be. Aile değil şoför faciası. Ya ben dışarı çıkacağım diye o kutsal renklerin şanlı tarihini ezberledim be. Konfeti yaptım. Böyle rüyalarımda Mike Tap salladım. Kutsu çektim. Ulan git be git. Ama lanetim üzerinize olsun. Hakem bütün takdir hakkını aleyhinize kullansın. Top sizi istemesine görün gününüzü. Bu kafalarla Türk futbolu buraya kadar tabii. Hadi sen söyle bari ya. Olur mu böyle bir şey be? 3 puanlı sistemde her şey olur çocuğum. Takmayacaksın kafaya. Sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. Fenerbahçe. En çok yaşa. Canım feda olsun sana. Sesinin desibeline biraz dikkat et. Kimsin? Kimsin sen ya? Pişman olacağım bir şey takma sağına soluna sonra bana kızarsın. Bir kirpik lazım kirpik. Yani bir yanma durumum oldu da. He. Öyle yüzüm felans yani. Şimdi meşaleyle sigaramı yakıyordum. He. Öyle dalmışım. Ya arkadaşlar söndürdüler beni. Allah'ım ya. Şu anda ben sönük müyüm? Evet sönüksün sönük. Biraz kaşın tütüyor ama. İstersen su çarpalım suratına. Bıyığına mıyığına sıçrar şimdi yangın. Ondan sonra intihar etmeye kalkarsın. Abi ya içip içip kendini yapmış manyak. Sen bir manyaksın abi. Ülkemiz meczuplar cennetinin mümtaz simalarından birisin. Şimdi bu haline sana silah ruhsatı falan da verirler. Tam böyle ruhsat alacak kıvama gelmişsin. Ya sus kızım ya. Bu kafamın içi arı kovanı gibi zaten. Vız vız. Ha, kafanın içinde bir şeyler olması hoş tabii. Dur da şunu çıkarayım. Ya sus ya, az konuş biraz ya. Ha, peki, peki. Sus, sus. Kafam... Niye sen öyle trilyon kere peki peki diyorsun peki? Ha, vallahi bir kere söyledim abi. Senin kafan da yankılanıyor. İçmeseydin o kadar. Ha, senin kovandaki arılar ben bir laf söyleyince vokal yapıyorlar herhalde. Ya uf, sus be sus. Ya beynimin içi köz halinde zaten. Bir de öyle senin çenenle ben. Süt. Ya sus sen sus be. Köz kapalı şey. O kadar içip kendini yakarken bana mı sordun be? Ben kendimi o kutsal renkler. Hı. O şanlı muzafferiyet tarihi. O şanlı camia, yağmur demeden, çamur demeden, o cefakar taraftan ağlamak istiyorum ben, ağlamak istiyorum ben. Ağla, yüzün söner belki salak ya. Sönmeyeceğim işte, sönmeyeceğim. O ebediyen o şanlı göklerde sabahtan akşama kadar sarı lacivert, sarı lacivert dalgalanacağım. Yaşa Fenerbahçe! Ali Baba buraya! Yumruk oraya! Ali Baba bu! Sıdıka! Sıdıka midem! Sanki kirpi yutmuşmuşum da öyle midem içinde dönüyormuşmuş gibi ya! Ay, çok enteresan ya! Demin de kafanda arılar var diyordun, şimdi midemde kirpi var diyorsun. Demek ikinci insan kendini Ali Baba'nın çiftliğinde hissediyor ha? Tek!
sen yani o şanlı camiaya çiftlik mi demek istiyorsun ha? Ha estağfurullah abi, ne haddime. Hiç der miyim? Dur da şunu giydireyim. Sıdıka. Ya dur lan, getireyim, dur. Bak şu kaza vereyim, tamam mı? Leğenle birlikte 45 tane mandal veriyoruz üste. Yarabbim! Espri de yaparmış ya. Tabii. Şeytan diyor, bırak kendi haline, ne hali varsa görsün. Sabahleyin de böyle halının en iri deseni üstüne kusulmuş olarak bulsun annem seni. Ondan sonra da soğuk tavuk eti der gibi etlerini ditsin seni. Yarabbim hiç ya. De bile ya. Annem de bir Fenerbahçeli kişidir ya. Üt! Yani sen 25 milyona yaklaşan taraftarıyla Sayın Alişen'e yapılan leke sürme çabalarıdır be. Şnorkel! Evet abicim. İstersen küçük bir tane üçlü çekelim ha. Balkona çık, biraz da bağır. Ondan sonra da müsait bir yeri sız. Bak rüyanda Lefter, Cemil, Turan, Didi hepsi gelecekler yani. Didi değil mi? Didi tabii ki. Hatta bakarsın Pele bile gelir. Sadi sen önden bir sız uyu, tamam mı? Bak bakalım rüyandaki zemin futbola müsait mi? Hadi. Bana bak, dalga geçme abiyle öyle. Kansız. Uyumayacağım işte, uyumayacağım. Kalk gidelim, tura çıkalım. Sabah çıkarız abicim, hadi sen şimdi uyu. Hem ben senin bayraklarını yıkadım, kurumamışlardır daha. Sabahleyin onları şöyle kılıç gibi ütülerim. Böyle temiz temiz mis gibi salladıkça yumoş vernel filan kokar, hadi. Kız, ne biçim öyle kılıç falan gibi konuşuyorsun? Ne diyorsun sen ya, ha? Sen sarhoşsun ama abi. Normal şartlarda yumuş sözcüğünü alınıp hır çıkarman gerekirdi. Bak kılıç sözünü alınır. Olağan ayı reflekslerini bile gösteremiyorsun. Sinir sistemin bozulmuş alkol yüzünden. Abi dur ya. Ya eğlenmek, sevinmek böyle şeyler değil ki hayatta. Havaya ateş açmak, fitil gibi içmek. Yazık sana be, yazık. Şimdi çok özür dileyerek. Senin ferdi menfaatlerin, cemiyetin huzuru açısından bir daha dışarı çıkmaman için böyle şu uyuşturan terliğimle kafana vurmak suretiyle...